bu seçimlerde sonuçta Elbistan'ı 51 yıl sonra kazandık. Ben söylüyordum Elbistan'ı kazanacağız diye. Seçimden önce de, seçimden 6 ay önce de söylüyordum. Seçimden 1 yıl önce de biz bu seçimde Elbistan'ı alacağız demiştim. Elbistan'ı aldık. 1510 oy farkıyla aldık. Kolay değildir 51 yıl sonra Elbistan'ı kazanmak. En son 1973'te Ziya Nakıboğlu Cumhuriyet Halk Partisi adına seçim almış. O günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi hiç seçim kazanmamış. Kazanmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi her gün her seçimde erimiş. Son birkaç seçimdir arkadaşlarımızın katkılarıyla şehirde yeniden ayağa kalkmışız ve bugün CHP olarak Elbistan'ı kazanmışız. Ben sizlere ki söylemiştim inanmamıştınız. Bir yıl önce biz Elbistan alacağız desem inanmazdınız. Ama aldık. Ekinözü'nde tarihimizde ilk kez belediye aldık. 206 farklı aldık. Bu seçimde tüm Türkiye'de yarışın bu kadar heyecanlı geçtiği başka yeri yoktur. Her gün akşam meşaleler, havai fişekler, halaylar, davullar, zurnalar, Ekinözü müthiş. Sonuçta MHP ile yarıştık ve 206 oyla Harun Vicdan, aklı başında iyi bir iş insanı, çiftçi aynı zamanda ve yıllardır Ekinözü'nde vatandaşa hizmet eden, düğününde, cenazesinde bulunan bir arkadaşımız. O da başarılı olacaktır. Bunu da hep birlikte yaşayacağız. Pazarcık iki dönemdir ara vermiştik. İki dönem AK Parti'deydi. Bu dönem yine orayı da yaklaşık 2000 oy farkıyla değerli arkadaşlar kazandık. Haydar İkizler'i tanıyorsunuz. Geçmiş dönemde adayımızdı. Aklı başında bir avukat arkadaşımız. Nurhak bizdeydi. Bizde olmaya devam ediyor ama Nurhak'ta da şöyle bir durum oluştu. Geçmişte biz Nurhak'a 500 oyla, 600 oyla kazanırdık. Hatta bir ara 100 oylara kadar düşmüştü. En son seçimde 700 oyla kazanmıştık. Bu seçimde 2000 fark attık. 2000. Diğer partilerin MHP, DEVA, işte Milli Yol, ne, hangi partiler varsa hepsinin toplamı 3200. Bizim aldığımız oy 3500. 3600 hatta. Yani diğerlerinin toplamı kadından fazla oy almışız Nurhak'ta. Bu ilk kez oluyor ve 2000 fark attık. Kahramanmaraş'ta AK Parti kaybetti. 11 ilçenin 4'ü CHP'de. 3'ü AK Parti'de, 3'ü Yeniden Refah'ta, biri de İYİ Parti'de. 4-3-3-1. Futbol takımı gibi. Peki size bir şey soracağım arkadaşlar. Çoğuk hangisi? Büyük olan 4 değil mi? 4 belediyesi var CHP'nin bu şehirde. Vekilimiz yoktu. Son seçimde 10 ay içerisinde 2 milletvekili çıkartmayı başardık. 10 ay içerisinde 4 belediye almayı başardık. Başarı budur. Bu millet ders verdi. Kahramanmaraş halkı kibire son verdi. Çok kibirlisiniz, çok şımardınız dedi. Sizi biz çıkarttık, biz indiririz dedi. Aklınızı başınıza alın dedi. Para pul ilişkileri, şunlar bunlar, her şey konuşuluyordu, her şey vardı. Yeter dedi. Aklınızı başınıza alın dedi, tak diye indirdi. Hem de nerede? Kalelerde, Elbistan'da, Dulkadiroğlu'nda. Ama dün bir bugün iki, bismillahirrahmanirrahim. Ya pazar günü belediye seçimi yaptık. Pazar gece sabaha doğru belediye başkanları belli oldu. Pazartesi günü Elbistan'da çöp toplamadılar. Ayıp değil mi? Biz daha mazbatayı bile almadık kardeşim. Sorumluluk sizde şu anda. Amaçlar başka. Seçim kaybetmişler. Pazartesi günü işe adam başlatıyorlar. 38 kişi. Seçimi kaybetmişsiniz ya. 38 kişi nasıl iş alırsınız pazartesi günü? Niye alırsınız? Mazbatalar yarın alınır. Görev devri. Bayram süresince bayram tatili. Belediye başkanlarımız bir de kapalı kutu. Şimdi bakacağız Elbistan'ın ne kadar borcu var? Parası mı var, borcu mu var? Nedir durum? Şimdi kulağımıza gelenler vahim. Vahim. Yani öyle şeyden bahsediliyor ki Sayın Başkan, borçlardan. İnanılır gibi değil. Seçim boyu söyledim. Kahramanmaraş'ta borcu olmayan ve kasasında para olan tek belediye Nurhak. 15 milyon para var. 10 bin nüfuslu Nurhak'ta.